Her şeyi bilen adamla mutfakta ya, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere evde mükemmel bir pizza nasıl yapılır, onu öğreteceğim. Hamurunu biz mayalayacağız, sosunu biz hazırlayacağız ve dışarıda yediğimiz pizzalardan kat ve kat daha güzel bir pizza olacak. Tarifime geçmeden önce takipçilerimden Ali Rıza Bakkal, sana buradan selam gönderiyorum. Bize istekte bulunmuş ve kuru bağırsak göndermiş. Sucuk tarifi istedi bizden. Onun için yakında bir sucuk yapacağız. Bir sucuğumuzla sucuk ekmek partisi vereceğiz. Ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Bize 5 kiloluk bir de şalgam göndermiş. Artık ailece bunu tüketeceğiz sevdiğimizle beraber. En kısa zamanda da sucuk videomla karşınızda olacağım. Hadi bakalım pizza yapmaya geçiyoruz. Pizza hamuru için gerekli olan malzemelerimiz 2 çay kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 paket kuru maya, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker, 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağız ve 1 su bardağı kadar da su ekleyeceğiz. Öncelikle unumuzun ortasını açıyoruz. Tuzunuzu ekleyin. Şekerimizi ekliyoruz. Sirkemizi koyuyoruz. Zeytinyağımızı da ekliyoruz. Yumurtamızı kıracağız. Mayanızı da suyunuz ılık olsun. Ilık suyun içerisinde iyice bir çözdürün. Ve çözdürdüğümüz mayayı da karışımımıza ekliyoruz. Ve ortasından başlayarak da hamurumuzu yoğuracağız. Hamurunuz toparlandıktan sonra iyice pürüzsüz hale gelmesi için tezgahınızı alıyorsunuz. Ve yoğurmaya devam ediyorsunuz. Hamurunuz tamamen toparlandıktan sonra yoğurduğunuz kabın içerisine hamurunuzu koyup üzerini streç filmle kapatıp 1 saat boyunca mayalanmaya bırakacağız. Pizzanın tabanını yapacağınız pizza sosu için gerekli olan malzemeleriniz kekik, karabiber, tuz, domates salçası, ketçap ve zeytinyağı. Bir tepsi büyüklüğünde bir hamur çıkıyor. Bunun için size gerekli olan 2 tatlı kaşığı kadar salça, yine aynı ölçüde ketçap kullanacağız. Yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı. Hemen hemen yarım çay kaşığı kadar karabiber, aynı miktarda kekik ve 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave edeceğiz. Ve sosumuzu iyice salça içerisinde zeytinyağla birleşene kadar karıştıracağız. Ve pizza hamurumuzun üstüne ilk etapta bu sosumuzu kullanacağız. Hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi gayet de güzel kocaman bir hale getirdik. Bu sırada sosumuzu yaptık. Hamurumuza süreceğiz. Kaşarımızı rendeledik. Pizzanın içi sizin tamamen damak zevkinize kalmış. Sevdiklerinizi koyabilirsiniz. Biz ağırlık olarak da çok mantarlı seviyoruz. O yüzden mantarını bol yapacağız. Acı biberimiz var. Tatlı kırmızı biberimiz, domatesimiz, salam, sucuk ve sosisimiz var.
Şimdi gelelim işin eğlenceli kısmına. Hamurumuzu tepsimize döşeceğiz. Ama nasıl döşeceğiz? Altının kıtır bir şekilde olmasını istiyoruz. Zeytinyağı kullanacağız. Hafif bir altına zeytinyağı şöyle bir gezdirdik. Çok fazla abartmayın. Elinizle, çıplak el olsun, hamuru daha iyi hissedin. İlk önce elinizle tepsinizin altını iyice her tarafını yağlayın. Ardından hamurunuzu kenarlardan toplayaraktan çıkartıyorsunuz. Kendi elinizin yağıyla bu hamuru hafif hafif açacak ve ortasına bırakacağız. Ve iki elinizi de tepsinin altındaki yağı kullanarak da pizzamızı tepsiye eşit bir miktarda yayıyoruz. Hamurunuzu tepsiye döşediğiniz zaman yapacağınız ilk iş çatalınızla delikler yapmak. Çünkü fazla kabarmasını istemiyoruz. Çok fazla kabarıp da ekmek hamuru gibi olmasını istemiyoruz. Özelliği bu. Hamurumuzu deldik. İlk adım sosumuzu her tarafına eşit miktarda sıvayacağız. Sosumuzu pizzanın altına yerleştirdik ve eşit bir miktarda kaşar peynirimize acımadan dolduruyoruz. Pizza dediğiniz bol kaşarlı olur arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çünkü az kaşarlı bir pizza size o hazzı, o zevki vermeyecektir. Benim de tercihim bol kaşar peynirli. Mümkünse mozzarella kullanmak ama maalesef şu an elimizde olmadığı için kaşar peynir, yağlı güzel bir kaşar peynirle işimizi hallediyoruz. Kaşarımızı yerleştirdik. Şimdi hızlı pişen malzemeler alt katta, yavaş pişen ve ateşe dayanıklı olan malzemeler üst katta olacak. Bunun yüzden ne yapıyoruz? Mantarlarımızı önceden bir döşüyoruz. Mantarların aralarına sosislerimizden atıyoruz. Ve biberlerimiz yavaş yavaş renklenmeye başladı. Domates. Dediğim gibi siz hangi malzemeyi seviyorsanız, elinizin altında hangi malzemeniz varsa ondan kullanabilirsiniz. Biz sevdiğimize göre yapıyoruz. Hafif acılı olmasın diye de bu cin biberlerden kullandık. Yana yana yiyeceğiz. Evet, pizzamızın malzemesini döşedik. Önceden ısıtılmış en üst seviyede ve sıcaklıkta olan fırınımıza üstü güzel kızarana kadar veriyoruz ve ardından sunuma geçeceğiz. Evet, pizzamız fırından çıktı. Şimdi gelelim kader anına. Keseceğiz ve bakacağız. Bakalım nasıl pişmiş, nasıl güzel olmuş. Gördüğünüz gibi bununla çok rahat 4 kişi doyar. 4'er dilim yersiniz ve çok güzel doyarsınız. Şimdi şuradan şöyle bir altını da kontrol edelim. Bakın. Yaklaşık 15-20 dakika pişirdik yüksek ısıda. Altı da çok güzel pişti. Üstünde kaşarı da aynı şekilde mükemmel bir şekilde bir uyum var. Kokuyu zaten tarif etmek imkansız. Lezzet ortada. Mutlaka deneyin. Herkesin sevdiği bir şey. Eminim siz de seveceksiniz tarifimi. Özellikle hamur olayını kendiniz tutmanız çok daha güzel olacak. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yakında sürpriz videolarla tekrardan karşınızdayım.